Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Lakin fakat ila kâne emâmen musalli, namaz kılanın önünde olursa sütretun, bir sütre olursa, ey yani şeyun murtefi'un min cideri ev nahvihi, yani duvar ve ona benzer bir şeyin önünde dikilmesi gibi, fele be'se, bir beis yoktur, en yumarra min verâihe, onun arkasında geçilmesinde bir beis yoktur. Ve keza aynı şekilde izâ ihtâce ilel mururi, geçmeye ihtiyaç duyarsa, lidayıkil mekâni, mekanın darlığından dolayı, feyamurru, geçer. Ve la yerudduhul musalli, namaz kılan onu engellemez. Ve keza aynı şekilde izâ kâne yusalli fil harami, namaz haremde namaz kılan için de bu şekildedir. Fela yemne'ul murure beyne yedeyhi, önünden geçmeyi men etmez. Li'ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene yusalli bi Mekke'de, Mekke'de namaz kılıyor idi. Ve nâsu yemurrune beyne yedeyhi, ve insanlar onun önünden geçiyordu. Ve leyse dûnehum sutretun, olan önünde bir sutret yok, yoktu, sutre yoktu. Ravahul hamsatu, beş imam onun rivayet etti. Ve ittihasu sutreti, sutre edinmek sünnetun, sünnettir fi hakkil munferidi, bir kişi hakkında. Ve imami, ve imam hakkında. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin sözünden dolayı, اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ, sizden biriniz namaz kıldığı zaman, فَلْ يُسَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ, bir sutreye doğru namaz kılsın. وَلِيَدْنُ مِنْهَا, ya da ona yakın. وَلِيَدْنُ مِنْهَا, ve sutresine yaklaşsın. Ve sutresine yaklaşsın. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدْ, Ebu Davud onu rivayet etti. وَاِبْنُ مَاجَهْ, ve İbn-i Mace'h, مِنْ حَدِيثِ اَبِي سَعِدٍ, Ebi Said'in hadisinden. وَأَمَّا الْمَأْمُومُ مَأْمُومَ gelince, فَسُتْرَتُهُ, onun sutreti, sutratu imamihi, imamın sutresidir. İmamının sutresi, kendinin de sutresidir. وَلَيْسَ değildir اِتِّخَاسُ sutreti بِوَاجِبٍ, sutre edilmek vacip değildir. لِحَدِيثٍ İbni Abbas'ın, İbni Abbas'ın şu hadisinden dolayı, ennehu sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salle fi fada'in, boş mekanda namaz kıldı. Leyse beyne yedeyhi şeyun, önünde bir şey olmaksızın namaz kıldı. Ravahu Ahmet, onu İmam Ahmet rivayet etti. Ve Ebu Davud, ve Ebu Davud. Şimdi biz demiştik ki namazda namaz kılanın önünden geçmek haramdır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam namazda insanın önünden geçecek olan başka bir insanı men ederken onu öldürmek pahasına dahi olsa en son çare olaraktan men edilmesi gerektiğini bize söylemiştir. İşte buna engel olabilsin diye İslam'da sütre edinmek demiş olduğumuz şey vardır. Sütre nedir? Sütre insanın önünde namaz için özel olarak konulmuş veyahut da niyet edilmiş yerden yüksek olan her şeydir. Sütre, insanın namaz için önüne konulmuş veya kendisi vardır, onun sütre olması üzerine niyet edilmiş yerden yüksek olan nedir? Yerden yüksek olan her şeydir. Resulullah aleyhissalatu vesselam mescitte namaz kıldığı zaman mescidin duvarını kendine sütre edinirdi. Mesela diyelim ki kıble şu taraf olduğunu düşünelim. Şu duvar sütredir. Dikkat ederseniz bu sırf özel olarak bunun için oraya konmamış. Zaten orada var. Lakin namazda insana sütre olsun diye insan ona yaklaşmış ve onun önünde ne yapmıştır? Onun önünde namaz kılmıştır. Lakin Peygamber aleyhissalatü vesselama sütre sorulduğu zaman, yani hani mesela bizden biri normalde namaz kıldığında nasıl bir sütre edinsin ey Allah'ın Resulü? Mithle mu'khiratir rahli demiştir. Yani insanların bineklerine bindiği zaman, bu bineklerin
arka tarafında, semerin arkasında sırt yaslamak için özellikle deve binicilerini gördüyseniz sırtlarını yaslamak için veya at binicilerinin sırtlarını yaslamak için şu minder boyunda bir şeyleri vardır. Bir zira diyor zaten genelde alimler. Şöyle kol nispetinde sırtlarını yaslamak için ince bir parça vardır. İşte sütre onun gibi bir şeydir diyor. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz diyor. لِيَسْتَتِرَ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ Sizden biri velev bir ok. Biliyorsunuz ki ok incedir. Yani çok da kalın bir şey değildir. Velev bir ok dahi olsa bir ok ile kendisine sütre edinsin diyor mesela. Öyleyse burada neyi anlıyoruz? Sütrenin manası nedir? Sütre namaz için özel olarak konulmuş olan veyahut da var olup da sütre olsun diye kendisi üzerine niyet edilen yerden yüksek olan her şeydir. Boyutunun, ebatının, cisminin neyi yoktur? Önemi yoktur. Yeter ki göze çarpacak kadar bir şey olsun. Bu insan için ne olabilir? Bu insan için sütre olabilir. Ve duvarın olduğu yerde mesela özellikle sütre ile ilgili hadislerin çokluğu, sahabelerin sütre edindiği ve benzeri nakillerden ötürü bazı kardeşler bu konuda hassas davranıyorlar. Lakin işi guluv boyutuna götürüyorlar. Yani duvarın önüne sütre ediniyor adam. Mesela duvarın olduğu yerde namaz kılıyor. Duvarın olduğu yerde, duvarın bulunduğu yerde önüne ayrıyeten ekstra bir şey koyuyor. Ekstra bir sütre koyuyor mesela. Oysa bu yanlıştır. Çünkü asıl olan, sünnette var olan nedir? Kişinin sütreye yaklaşmasıdır. وَلْيَدْنُوا مِنْهَا Sütresine ne yapsın? Sütresine yakınlaşsın. Yoksa sütrenin olduğu yerde, sütreden biraz uzakta namaz kılıp ekstra önüne bir daha şey koymak değildir. Ekstra bir daha önüne ayrı bir cisim koymak bu sünnette var olan bir şey değildir. Sünnet olan nedir? Namaz kıldığımız yerde eğer duvar gibi bir cisim, yerden yüksek bir cisim varsa ona yaklaşıp ona ne yapmaktır? Ona yaklaşıp ona namaz kılmaktır. Sütrenin hükmüne gelince normalde Peygamber aleyhissalatü vesselamın sütreyi emretmesi mesela önümüzdeki hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ Sizden biri namaz kıldığı zaman sütreye namaz kılsın. Bu bir emir. Öyle değil mi? Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki لِيَسْتَتِرَ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ Sizden biri bir ok dahi olsa onunla ne yapsın? Onunla sütre edinsin rivayetlerine dayanaraktan bazı alimler bu İmam Ahmed'den de bir rivayet zaten sahabeden de bir kısmı sütre edinmenin vacip olduğunu ve mutlaka kişinin sütre edinmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bazı alimler de ki bunlar cumhur ulema demişlerdir ki sütre edinmek namazın müekked olan sünnetlerindendir. Lakin sütre edinmek vacip değildir. Niye? Çünkü yine burada önümüzde bir hadiste olduğu gibi mesela İbn Abbas ne diyor? Peygamberimiz açık olan bir alanda namaz kıldı. وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ Ve onun önünde hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir şey yokken Peygamberimiz açık olan bir alanda namaz kıldı. Yine mesela Bukhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste İbn Abbas diyor ki ben bir dişi olan merkebin üzerinde Mina'da Peygamberimizin yanına geldim. Ve o insanlara namaz kıldırıyordu. Ben safların arasında dolandım. Namazda yer bulabilmek için safların arasında dolandım diyor mesela. Ve Peygamberimizin önünde, Peygamberimizi vasfederken salla ila gayri cidarin. Yani önünde bir şey, çölde namaz kıldığı için Mina'da önünde bir duvar, önünde bir şey yoktu diyor İbn Abbas. Yine buna dayanaraktan bazı alimler, cumhur ulema sütrenin müekked sünnetlerden olduğunu lakin sütre edinmenin vacip olmadığını söylemişler. Tabi bu mevzu kendi aralarında birbirlerinin delillerini tartışmışlar. İşte delillerin içeriğine bakmışlar vesaire. Lakin bizim bilmemiz gereken şey sütre mutlaka Müslümanın kapalı olduğu bir ortamda sünnet olan sütreye yaklaşıp o şekilde namaz kılmasıdır. Hatta Hazreti Ömer adamın birini namaz kılarken iki tane direğin arkasında namaz kılarken görmüş. İki tane direğin arkasına alıp getirmiş, direğin önüne yerleştirmiştir. Burada namaz kıl demiştir. Salli hahuna. Yani burada namaz kıl diye. Yine sahabe mesela biz Peygamberimizin döneminde direklerin arasında namaz kılmaktan tard edilirdik. Ne için bunlar hepsi? Çünkü burada sütre ne olmaz? Sütre olmaz. İnsanlar mesela diyelim ki bir cami düşünün. Büyük bir cami olduğunu. Adam gider duvarın önünde namaz kılar tamam eyvallah.
Ama adam caminin ortasında bir yerde namaz kılarsa insanlar önünden geçecekler. Öyle mi? Geçen dersimizin başı sonunda anlatmış olduğumuz mesele vuku bulacak. Cami büyük yer. Herkesin paylaşmış olduğu bir yer. İnsanların içinde rahatça gezindiği bir yer. Bu sıkıntıya sebep olacak. Onun için duvar olan yerlerde insanın gidip duvara yakın bir şekilde وَلْيَدْنُوا مِنْهَا sütresine yakın namaz kılması gerekir. Ama duvarın olmadığı yerlerde ise ne yapması lazım kişinin? Önüne, mesela mescitte olsa bile duvar uzaksa ve insanlar geçecekse önüne kendi mesela üzerindeki bir ceketi, bir montu, bir çantayı, bir ayakkabıyı mesela getirip kendi önüne ne yapabilir? Kendi önüne sütre olarak koyabilir. Ta ki insanlar onun ile sütresinin arasından geçmesinler. Burası anlaşıldı değil mi? Sütre o zaman dedik cumhur ulema sünnet müekked sünnet demiş. Lakin bazı alimler emirlerden ötürü sütreye ne demişlerdir? Sütreye vaciptir demişlerdir. Cumhurun yanındaki emirleri vücubiyetten sarf eden karineleri ya onlara ulaşmamıştır veyahut da ulaşmışsa bile farklı bir şekilde ne yapmışlardır? Farklı bir şekilde tevil etmişlerdir. Farklı bir şekilde yorumlamışlardır. Burada şeyh dedi ki haremde veyahut da mekanın dar olduğu yerlerde insan birinin önünden geçmesine engel olmayabilir. Adam onun önünden ne yapabilir? Adam onun önünden geçebilir. Bu normalde bu bir görüş. Lakin delil açısından çok da kuvvetli olan bir görüş değil. Öyle mi? Yani normalde mesela bunun delili ne olabilir? Şu olabilir. Zaten el-meşakkatu tecnibu teysir. Yani meşakkat ne yapar? Kolaylığı beraberinde getirir. İza daqa ittesa'a. Bir şey daraldığı zaman orada ne yapılır? Orada açılır. Ed-darurat tubihul mahzurat. Zaruretler ne yapar? Mahzur olan şeyleri mübah kılar. Değil mi? Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi şeriatta genel bazı kaideler bir araya toplamış. Alimler bakmışlar ki gerçekten bir şey sıkıntıya bindi mi? Bir şey zorluğa bindi mi? Allah azze ve celle sürekli onu ne yapıyor? Onu kolaylaştırıyor. Bazı istisna durumlar getirebiliyor mesela. Bu sebepten ötürü bu biraz önce zikretmiş olduğum buna benzer fıkhi kaideler ne yapmışlar? Koymuşlar. Niye? Çünkü demişler يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah sizin için kolaylığı diler. Allah için zorluğu sizin için ne yapmaz? Sizin için zorluğu dilemez gibi ve benzeri naslardan ötürü. Lakin bu konuda ne var? Hususi bir delil var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela diyor ya burada mekan dar olursa onu konuşuyoruz şu anda. Mekan dar olursa adamın da geçmesi gerekirse musallinin, namaz kılanın geçeni engellememesi gerekir. Zaruretten ötürü. Yani mekan dar, adamın yapabilecek başka bir şey yok. Böyle mi? Hayır değil. Niye? Çünkü demiştik Peygamberimiz sahih bir hadiste ne diyor? لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُسَلِّ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ Namaz kılanın önünden geçecek olan adam kazanacağı günahı bilmiş olsa 40 sene beklemesi, hiç kimse 40 sene uzun namaz kılmayacağına göre, yani adam orada namazını kılacak, en fazla sürecek 10 dakika 15 dakika, en fazla sürecek olan 10 dakika 15 dakika. Onun için nedir? Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu nefy ediyor mesela. Çok uzun bir zaman da söylüyor. Yani geçilmemesinin evla olduğunu söylüyor. Mesela yine sahabe peygamberimizin şeyini anlatırken, namazını anlatırken sahabe diyor ki peygamberimizin önünden bir hayvan geçmeye çalıştı. Resulullah bir yerde namaz kılarken bir tane işte koyun vesaire bir hayvan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünden geçmeye çalışıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onunla mücadele etti, etti, etti. Neredeyse karnını duvara yapışacaktı diyor. Öyle mi yani? İleri gidiyor hayvan geçmesin diye. En son o kadar süresine duvara yaklaşmış ki neredeyse diyor karnı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne olacaktı? Bu sünenlerde biri var. Peygamberimizin karnı neredeyse duvara yapışacaktı. Sırf niye? Hayvanın önünden geçmesini ne yapmak için? Engellemek için. Bak burada ne var? Normalde mekan dar ve hayvan akılsız bir varlık. Öyle mi? Yani ikinci bir alternatifi yok. Hani anlayabileceği bir durum söz konusu değil. Namazda çokça hareket etmek de namaza münafi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Çokça hareket etmek pahasına geçecek olan hayvanı ne yapıyor? Engelliyor. Demek ki o zaman nedir? Namazda birinin önünden geçirilmemesi, bunun hürmeti diğer bir takım şeylerin hürmetinden daha büyüktür. Ondan dolayı bu görüş nedir? Bu görüş yanlış bir görüştür. Yani mekan yok diye veya hatalı bir görüştür diyelim. Mekan yok diye namaz kılanın, oradan geçen adamın namaz kılmasına müsaade, geçmesine müsaade etmesi bu ne değildir? Bu
doğru olan bir görüş değildir. Niye? Çünkü biz delillerin bizzat kendisine baktığımız zaman bu konu ile ilgili hususi delillerde geçmenin hürmetinin çok çok daha büyük olduğunu ve engellenmesi gerektiğini ne yapıyoruz? Engellenmesi gerektiğini görüyoruz. Yani şunu söyleyemez miyiz mesela? Mekanın dar olması mı daha büyük bir meşakkattir? Adamın öldürülmesi mi daha büyük bir meşakkattir? Yani şimdi biz bir adamı diyelim engelledik. Adam gene geçmeye çalışıyor. Gene engelledik, ittirdik. Adam gene geçmeye çalışıyor. Dedik ne yapacak? En son ölse bile adam, o pahasına olsa bile adamı itecek. Öyle mi? Şimdi bu mu daha tehlikelidir? Yoksa adamın, yani bunun meşakkati mi daha büyük? Adamın ölmesi, canının gitmesi, yaralanması, yere düşmesi, bir yerinin kırılması vesaire. Yoksa mekan dar diye adamı bir 5-10 dakika beklemesinin meşakkati mi daha büyüktür? Yani tamam, bu bir kaidedir. Meşakkatler kolaylıkları celbeder. Lakin eğer bir konu hakkında hususi deliller varsa ve hususi delillerin içeriği de böyle bir meşakkati kabul etmiyorsa, daha ağırlarında bile şeriatın ruhsat vermediğini gösteriyorsa, o zaman biz ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki ha, demek ki bu kaide burada ne değildir? Geçerli değildir. Veya bu durum bu kaideden müstesna kılınan şeylerdendir. Anlaşıldı mı? Tekrar söyleyelim mi bunu? Mesela diyelim ki bir konuda alimler istidlal yapıyorlar. İstidlal yaparken istisnai bir durum var. İstisnai olan bir durumu fıkıhta daha önceden konulmuş ve belirlenmiş olan bir kaidenin hükmünce mübah sayıyorlar. Tamam mı? Bu güzel. Lakin biz diyelim ki baktık o konuda hiçbir delil yok. Kaideye başvuruldu. Kaideyle beraber bazı konular kolaylaştırıldı. Eyvallah. Lakin hayır, o meselenin bizzat hususi olan delilleri o meselede ondan daha ağır durumlar olmasına rağmen şeriatın kolaylaştırmadığını, şeriatın ruhsat vermediğini gösteriyorsa, o zaman ne diyeceğiz? Hayır, bu istisnai durum. Bu kaideyle bunun hükmü verilemez. Çünkü bu kaidenin verdiği hüküm normal nas'ın verdiği hükümden daha normal nas'ın verdiği hüküm bu kaidenin hükmünden daha ağır. Nas var bu konuda. Nas varken ne yapılmaz? Kaideye baş vurulmaz. Niye? Bu neye döndü bu mesele? Bizim daha önce anlattığımız bir meseleye döndü. O da ne? Demiştik ki bir konuda umumi ve hususi deliller varsa hususi deliller atlanıp umumi delillere gitmek kesinlikle şeriatın istinbat veyahut da istidlal metodundan değildir. Yani çünkü bir konunun hususi delilleri varken onları bırak git umumi delillerden, genellik ifade eden delillerden o konuya hüküm çıkar. Bu ne olmuş olmaz? Bu caiz olmuş olmaz, doğru olmuş olmaz. Bunu da burada niye söyledik? Bu sütre meselesi tek değildir. Bu fıkıhla ilgili bu bir istidlal metodudur. Bu bir istinbat metodudur. Öyle değil mi? Fıkıhla ilgili tüm meseleler için aynısı geçerlidir. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda buna bakacağız. Yani konu hakkındaki nas'ın bizzat kendisi o kaidenin belirlemiş olduğu çerçeveden daha dar bir çerçeve çiziyorsa, o zaman diyeceğiz ki bu kaide buraya ne olmaz? Bu kaide buraya nasıl delil olmaz? Çünkü nas'ın kendisi çerçeveyi daha fazla ne yapmıştır? Çerçeveyi daha fazla daraltmıştır. Tamam? Evet. Başka ne dedik burada? Dedik ki bu meseleyi anlattık. İkinci mesele dedi اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُوا مِنْهَا. Peki sütre ile insanın arasındaki mesafe ne kadar olacak? Sahabenin bir tanesi İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ مَمَرَّةَ شَاتٍ. Peygamberimizle sütresinin arasında bir koyunun geçebileceği bir mesafe vardı. Öyle mi yani? Sütresine, Peygamberimiz ile sütrenin arasında bir koyunun geçebileceği bir mesafe vardı. Bilal ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'nin fethinde Kabe'de kılmış olduğu namazı vasfederken diyor ki Peygamberimizle sütresinin arasında 3 zira mesafesi şey vardı. 3 zira mesafesi mesafe vardı. 3 zira ne kadar? 3 tane bu kadar değil mi? Yani şöyle 1, 2, 3 şu kadar bir mesafe. Tamam. Bazı alimler demişler ki 3 zira demek bir koyunun geçeceği mesafedir demişler. Bazıları demişler ki hayır, ayakta durduğunda 3 zira, secdeye gittiğinde mesela bir koyunun geçeceği. Koyunun geçeceği mesafe çok dar bir mesafe. Secdeye gittiği zaman bir koyunun geçeceği mesafe. Hep bu şekilde yorumlar yapılmış. Lakin Allah-u Alem burada ne efdal olan, yani en doğru olabilecek, sevap olabilecek görüş hangisi? Asıl olanın sütreye insanın yaklaşması ne kadar yaklaşabiliyorsa. Yani insanın sütreye namazda kendine daraltmayacak,
koşusunu bozmayacak kadar ne kadar yaklaşabiliyorsa en yakın mesafede ne yapmasıdır? En yakın mesafede kişinin durmasıdır. İmam me'mumunun sütresidir dedi burada. وَاَمَّ الْمَأْمُمُ فَسُتْرَتُهُ سُتْرَتُ اِمَامِهِ. Bir insan imamın arkasında namaz kılarken ister mescitte olsun, ister çölde olsun, insanın veya safların ekstra bir şekilde sütre edinmesine ne yoktur? Gerek yoktur. Çünkü imam cemaatin sütresidir. İmamın da kendinin zaten neyi vardır? İmamın da kendinin zaten sütresi vardır. Ve diyelim ki cemaatin arasından, safların arasından biri geçecek olursa bunu engellemeye ne yoktur? Bunu engellemeye gerek yoktur. Asıl önemli olan mesele burası. Yani diyelim bir yerde cemaat namaz kılıyor. Öyle mi? Bir adam geldi safların arasından yürüdü mesela. Safların arasında yürüyen adama da biz bu hadis-i şerifte geçtiği gibi elimizi kaldırıp bunu engelleyecek miyiz? Hayır. Neden? Çünkü biz ne demiştik bu hadiste? Hadisi başta anlatırken temel meseleye dönelim. Demiştik ki insanın önünde sütre olduktan sonra sütrenin öte tarafından geçenin insana neyi olmaz? İnsana zararı olmaz. Öyle mi? Me'mum olan yani imama uyan adam zaten sanki önünde sütre varmış gibi namaz kılıyor. Öyle mi? Kendi önünde sanki her tarafında sütre varmış gibi namaz kılıyor. Çünkü imam me'mumun neyidir? Me'mumun sütresidir. Adam imamın önünden geçerse bu problem. Öyle mi? Adam imamın önünden geçerse imamın onu engellemesi lazım. Lakin adam cemaatin arasından geçerse onu engellemelerine gerek yok. Niye? Çünkü bu konuda hususi bir delil var. Biraz önce zikrettik. Dedik İbn Abbas diyor ki ben Peygamberimiz Mina'da insanlara duvar olmaksızın namaz kıldırırken ben geldim, safların arasından geçtim ve kimse bana ne yapmadı? Kimse bana bunu inkar etmedi. Bu da neyi gösterir? Demek ki safların arasından geçmek engellenmeyi gerektirmez. Çünkü safların sütresi nedir? Safların sütresi imamdır. Anlaşıldı mı? Yani bu hadisin kapsamında değildir. Biz namaz kılarken biri önümüzden ne yapabilir? Ha geçmemesi evla olandır. Dikkati dağıtıp huşuyu bozmamak için geçmemesi evla olandır. Lakin geçtiği zaman geçen dersimizde anlattığımız onu engelleyin, sonra onu itin vesaire bu ne değildir? Buna dahil değildir. Evet. وَيَنْبَغِي gereklidir اَنْتَكُونَ السُّتْرَةُ sütrenin olması kaimeten dik olması كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ devenin semeresi gibi dik olması gereklidir. Ey yani kadra zira'in bir zira kadar sebe'en kânet dakîkaten ister bu ince olsun ev arîdeten ister de kalın olsun. Vel hikmetu fi ittihâdihe onu edinmedeki hikmet li temmena'al merra beyne yedeyhi önden geçmeyi men etmek içindir. Ve li temmena'al musalli namaz kılanın men etmesi içindir. Minel istigali Minel inşigali Uğraşmaktan bime varaehe önündekiyle uğraşmaktan men etmesi içindir. Evet. Ve inkâne fi sahra'e eğer şeyde olursa, çölde olursa salde namaz kılar ile şeyin şahisin has olan dikilen bir şeye namaz kılar. Min şacerin ağaçtan, ev hacerin taştan, ev asa ya da bir sopadan olan bir şeye namaz kılar. Fe innem yemkun garzul asa, asayı batırmak asayı yere dikmek yani yere dik bir şekilde yere batırmak mümkün olmazsa bir ardı yere vada'ahu onu koyar beyne yedeyhi arda önüne yere koyar. Uzunlamasına, enlemesine koyar. Yani normalde diyelim önüne dikmek istedi. Lakin önüne dikemedi. Uzunlamasına bir şekilde ne yapar? Önüne koyar. Şimdi bu konuda normalde sütre edinirken başta ne dedik? Sütrenin boyutu çok önemli değildir dedik. Öyle değil mi? Yani yerden yüksek ve göze çarpan bir şey olması insan için yeterlidir. Peki diyelim adam hiçbir şey bulamadı. Yani önüne koyabileceği hiçbir şey bulamadı mesela. Bu adam ne yapması lazım? Normalde bu konuda varit olmuş olan sünenlerde bir hadis var. Yani hadis demeyelim de sözde bir hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu iddia ediliyor. Sizden biri işte bir sütre edinsin, bir sütre bulamasa önüne bir asa diksin, bir asa bulamasa da önüne bir tane hat çizsin eliyle. Yani şöyle bir hat
çizsin eliyle, bu ona sütre olur diye. Tabi bu hadis-i şerif zayıf. Yani bu hadis diye addedilen şey zayıf olan bir rivayet. Zayıf olması hasebiyle de böyle bir konuda ne olamaz? Böyle bir konuda hüccet teşkil edemez. Lakin bazı alimler bunu müstehap saymışlar. Yani bir insanın namaz kılarken önüne hiçbir şey bulamadığında eliyle hat çizmesi bunun müstehap olarak kabul etmişler. Neye dayanarak bunu müstehap olarak kabul etmişler? Çünkü biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki alimlerin arasındaki ihtilaf sebeplerinden bir tanesi de hadislerin zayıflığında ve sıhhatindeki ihtilaflardır. Özellikle bazı hadisler içtihadi olduğu için zayıflığı veyahut da sıhhati veya bazı alimlerin bir hadisi kabul edebilmek için koşmuş oldukları şartlar çok ağır olduğu için koşmuş oldukları şartlar daha hafif olanlar hadise sahih derken şartları daha ağır olanlar hadise ne demişlerdir? Zayıftır demişlerdir ve amel etmemişlerdir. Bu da bu meselelerden bir tanesi. Yani hadisi sahih kabul edenler böyle bir şeyi müstehap görmüşlerdir. Lakin hadis zayıf olduğu için de nedir? Böyle bir şey müstehap değildir. Hiçbir şey bulamasa Allah'tan gücü nispetinde korkar. O şekilde namazını kılar. Evet. Ve izel tebeset il kıraatu alel imami. Eğer imama okumak zor veya karışık gelirse. Ve izel tebeset il kıraatu, Kur'an okuması imama karışırsa. Felil me'mum için vardır. En yusmi'ahu'l-kıraate, Kur'an okumayı ona dinletir. Es-sahihate, doğru olan Kur'an. Düzgün okuyalım. Ve izel tebeset il kıraatu alel imami. İmama Kur'an'ın okunması karıştığı zaman, yani Kur'an okurken imam eğer karıştırırsa okumayı, felil me'mumi en yusmi'ahu el kıraate sahihate. Ona tabi olan me'mumun ona sahih olan kıraati işittirmesi caizdir. Ne demek bu? Bunun ismi el fethu alel imami. İmam namazda Kur'an okurken ya unutursa veyahut da yanlış bir şekilde okursa, arkada namaz kılan me'mumun unuttuğu yeri kendisine hatırlatması, yanlış okuduğu yeri sahih bir şekilde kendisine işittirmesi nedir? Sahih bir şekilde kendisine işittirmesi caizdir. Niye? Çünkü İbn Ömer diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün bizimle beraber namaz kıldırdı. فَلُوبِسَ عَلَيْهِ الْخِرَاءِ Peygamberimize kıraat karıştı. Yani bir ayetle bir ayeti, mesela birbirine benzeyen ayetleri birbirine karıştırma gibi. Bir ayetten sonra okunacak ayeti şaşırıp başka bir ayet okumak gibi. Peygamberimiz namazını bitirdikten sonra Ubey ibn Ka'b'a döndü, dedi ki اَصَلَّيْتَ مَعَنَا Sen bizimle beraber namaz kıldın mı? Ubey ibn Ka'b da evet ey Allah'ın Resulü, ben seninle beraber namaz kıldım deyince مَا مَنَعَكَ dedi. Seni beni düzeltmekten men eden şey nedir? Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam burada Ubey'e ne yapıyor? Ubey'e kendisini düzeltmesini tavsiye ediyor. Niye beni düzeltmedin diyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken şey nedir? Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Normalde ses çıkarıp insanların dikkatini dağıtmak ve aynı zamanda ses çıkardıktan sonra imamın dikkatini iyice dağıtıp iyice karıştırmasına sebep olma gibi bir durum da söz konusu. Öyle mi? Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? لِيَلِيَنِي اُلُوا الْاَحْلَامِ مِنْكُمْ وَالنُّهَى Benim hemen arkama kimler gelsin? اُلُوا الْاَحْلَامِ gelsin. Akıl sahipleri ve olgun olan insanlar gelsin benim arkama. Yani Peygamberimizin sünnetinden bir tanesi de neydi? Topluluğa namaz kıldırdığı zaman rastgele insanlara safa dizmezdi. Bilgisi, aklı, ondan sonra takvası daha yüce olan sahabeler direkt Peygamber aleyhissalatu vesselamın arkasına namaza dururlardı. Öyle mi? Niye? Ta ki imam yanlış okuduğu zaman düzeltsinler. İmam namazı bırakıp gitmek zorunda kaldığı zaman arkadan ona imamlık yapabilecek biri hemen geçsin, onun yerine imamlık yapsın vesaire. Onun için burada şundan emin olmamız lazım. Adam hemen yanlış okudu diye hemen düzeltmek zorunda değiliz. Öyle mi? Mesela önce ne yaparız? Adam eğer durduğu düşünüyorsa önce bekleriz. Adam hatırlayacaksa, kendi hatırlayacaksa ne güzel. Ne çevredekilerin dikkati dağılır, ne adamın dikkati dağılır. Veya adam durdu diye illa unuttu anlamına gelmez. Belki adam ayetten etkilendi, ağlıyor. Öyle mi? Belki adam ayetten etkilendi, ayeti düşünüyor. Belki adam ayetin azametinden çok korktu, Allah'a sığınıyor o anda içinden. Öyle mi? Onun için ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Kesin yakinen emin olduğumuz zaman
bir kişi, yani kafasını karıştırmayacak şekilde. Çünkü bu çok ciddi bir problem. Mesela özellikle Araplarda namaz kılındığı zaman çoğu işte okullardan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümünü ezberlediği için, bir de kendi dilleri yani dinliyorlar vesaire, ayetler adamların aklında var. Şimdi imam yanlış okuyor diyelim mesela, orada vakit namazı kılınırken burası gibi değil yani, caminin yarısından fazlası doluyor. Öyle bir alışkanlık da var. Özellikle böyle biraz daha sünnet ehli olan insanların yaşadığı mıntıkalarda cami tıklım tıklım doluyor. Farz namaz, cemaatle namaz kılmanın farz olduğuna itikatta edince özellikle doluyor şey. Mescid. Yani adam yanlış yaptı mı o namaz bitiyor artık. Çünkü 50 tane 60 tane ses birden çıkıyor caminin içerisinde. Daha ne sen bir şey anlıyorsun ne imam, bir daha düzeltmesi de mümkün değil. Bir de mesela teravihte özellikle öyle görüntüler oluyor ki me'mum çatışıyor kendi arasında bu defa. Yani mesela adam okuyor, bu düzeltiyor, bu bunu düzeltiyor bu defa. Yani öyle bir problem de aynı zamanda baş gösteriyor. Tabii onun için ne yapmak lazım? Onun için çok iyi bilen biri varsa insan zaten sukut etmesi lazım. O iyi bilenin düzeltmesi. En son bir kişi düzeltecek şekilde, sessiz bir şekilde imama ne yapabilir? İmama düzeltebilir. Buna da ne diyoruz? El-Fethu alel-imam. Yani imama yanlış okuduğu yeri düzeltmek. Evet. Ve yubahu il-musalli, namaz kılan için mübah olur. Lubus-i-savbi, elbise giymek ve nahvihi ve ona benzer bir şey giymesi namaz kılan için mübah olur. Ve hamlu şeyin, ve bir şey taşımak ve vad'uhu ve onu koyması mübah olur. Ve fethul babi, ve kapıyı açması mübah olur. Ve lehu ona vardır, onun için vardır. Katlu hayyetin, yılan öldürmesi ve akrabin, ve akrep öldürmesi onun için mübahtır. Li'ennehu çünkü, li'ennehu sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emara bi katlil esvedeyni, iki siyahı öldürmeyi emretti fissalati namazda. El hayyete yılanı, vel akrabe ve akrebi. Niye el hayyete? Bedel olduğu için değil mi? Çünkü esvedeyni'den ne? Esvedeyni'den bedel. El hayyete vel akrabe. Evet. Ravahu Ebu Davud, onu Ebu Davud rivayet etti. Ve Tirmizi ve sahahahu, ve onun sahipleri. Lakin fakat la yemdahi lehu, ona gerekmez. En yuksira minel ef'ali mübahati fissalati, namazda mübah olan fiilleri çoğaltması gerekmez. İlla li darurati, ancak bir zaruret dışında. Beyin eksara minhe, eğer onu çoğaltırsa min gayri daruretin, bir zaruret dışında onu çoğaltırsa, ve kânet mutevâliyetin, ve bu sürekli ve kânet mutevâliyeten, ve şeyde çok da olursa, çok da olursa ebtaleti salate, namaz batıl olur. Lienne zâlike, çünkü bu mimme yunâfis salate, namazda nefh edilenlerdendir. Ve yuşgilu anha, ve onu ondan meşgul eder. Evet. Şimdi normalde mesela namazda dedi ki, namazda bazı fiillerin yapılması caizdir. Öyle mi? Özellikle zaruret olup da insanın mesela ya insana zarar verecek veya başka bir insana zarar verecek veya varlığı ya namaza veyahut da insanın huşusuna zarar verecek şeyler. Tamam? Tekrar söylüyorum. Ya insana ya başka bir insana zarar verecek veyahut da varlığı insana veyahut da insanın namazına veyahut da insanın huşusuna zarar vereceği şeylerde insanın ne yapması lazım? İnsanın hareket etmesi. Çünkü bunlar zarurettir. İnsanın hareket etmesi de caizdir. Mesela burada bazı örnekler verdi. Örneğin dedi ki وَيُبَاحُ لِلْمُصَلِّ لُبْسُ السَّوْبِ وَنَحْوِهِ. Bunun delili neydi? Demişti ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sahabesine namaz kıldırırken ayakkabılarını çıkardı. Öyle mi? Kenara koydu. Ondan sonra sahabe de ayakkabısını çıkardı, kenara koydu. Resulullah siz niye böyle bir şey yaptınız dediğinde, senin böyle yaptığını gördük, biz de yaptık ey Allah'ın Resulü. Hayır, siz yapmayın çünkü Cibril bana geldi ve haber verdi. Öyle mi? Ayakkabımda necaset varmış, ben ayakkabılarımı çıkardım dedi. Ha, demek ki bak bu ne? Varlığı namaza zarar veren bir şey. Necasetle beraber ne yapıyor? Necasetle beraber namaz kılıyor. Fark ettiği anda da necaseti çıkarıp ne yapmış? Hemen kenara koymuş. Demek ki böyle bir durumda mesela çok soğuksa ve insan bu soğukta
artık soğuk onun namazına etki edecek seviyeye geldiyse insan alıp bir şeyi de üzerine ne yapabilir? Bir şeyi üzerine giyebilir. Veya çok sıcaksa ve bu sıcak insanın namazına, huşusuna engel olacak seviyeye gelmişse insan üzerindeki bir elbiseyi ne yapabilir? Üzerindeki bir elbiseyi namazda çıkarabilir. Mesela ne dedi? Hamlu şeyin ve vad'u. Bir şeyi indirmek ve bir şeyi taşımak. Bunun delili ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılarken kendi torunu olan, ismi ne torununun? Ümame. Değil mi? Kimin kızı Ümame? Zeynep radıyallahu anh'ın kızı, Peygamberimizin kızının kızı. Peygamberimiz onu taşıyor ve sahabe ne diyor? Kâne izâ secede vada'aha ve izâ kâme hamelaha. Peygamberimiz secdeye gittiğinde onu yere bırakırdı, secdeden kalktığında onu kucağına alırdı. Niye? Bu çocuk. O anda namaz kılınıyor. Çocuğu haline bıraksan çocuğa bir zarar gelebilir. Öyle değil mi? Onun için Peygamberimiz çocuğu kucağına alıyor. Bu ne gibidir? Boğulan birini kurtarmak, ateşin mesela ateşin değeceği birini hemen hareket edip oradan ayırmak vesaire. Yani bir başkasına herhangi bir şekilde zarar geleceğini anlaşıldığı zaman ne yapılabilir? Buna müdahale edilebilir. Burada ne dedi mesela? وَفَتْحُ الْبَابِ. Bunun delili ne? Hazreti Ayşe diyor, ben Peygamberimize geldim. Peygamberimiz namaz kılıyordu. Ve ben kapıyı çaldım, yürüdü, kapı da kıblede, yürüdü, kapıyı bana açtı ve sonra tekrardan ne yaptı? Sonra tekrardan namazına devam etti diyor Hazreti Ayşe. Niye? Çünkü kapı çalarken, burada iki tane mefsedet birden var. Birincisi, kapının her çalması kişinin kıldığı namazın bir anlamı yok. Yani namaz, orada kıldığı namaz diye bir şey yok. Çünkü aklı sürekli ne olacak? Kapıda kalacak, öyle mi? İkincisi, kapıda bir kadın var. Yani kadının dışarıda olması da bir mesele aynı zamanda. Belki akşam olabilir, karanlık olabilir, bir sıkıntı olabilir vesaire. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıyı açtıktan sonra namazına ne yapıyor? Kapıyı açtıktan sonra namazına devam ediyor. Ondan sonra başka ne dedi burada? Dedi ki mesela akrep ve yılanın öldürülmesi. Bu konuda da zaten sünnelerde varit olan meşhur hadis var. اَمَرَ بِقَتْلِ الْاَسْوَدَيْنِ فِي السَّلَاتِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبِ. Yani yılan ve akrebin namazda öldürülmesini Peygamberimiz emretti. Niye? Çünkü namazdayken yılan ve akrebi öldürmese ya ona zarar verecek ya cemaatten birine ne yapabilir? Cemaatten birine zarar verebilir. Ondan dolayı ne yapılır? Ondan dolayı bu öldürülür. Hakeza mesela sahabenin bir tanesi diyor ki ben Nehravan'da yani haricilerle savaşırken İmam Bukhari rivayet ediyor. Ben baktım ki diyor Ebu Berze el-Eslemi, Ebu Berze biliyorsunuz Peygamberimizin en eski sahabelerinden bir tanesi. Namaz kılıyor ve elinde de devesinin yuları var. Yani bir taraftan namaz kılıyor bir de devesinin yularından tutmuş. Deve onu çekiştiriyor, o deveyi çekiştiriyor namazda. Şimdi deve gitmeye çalışıyor, kaçmaya çalışıyor. Ebu Berze de onu tabii adım atıyor, ileri gidiyor, geri geliyor vesaire ama deveyi tutmuş şeyinden, yularından. Namazı bitirdikten sonra Allahu alem insanların taaccüp ettiğini anlıyor. Yani insanlar hani buna pis pis baktılar, bu ne yapıyor namazda diye. Vallahi diyor ben Resulullah'la 7-8 tane gazvede bulundum. Onun hep kolaylığını gördüm, hiç sizin gibi zorlaştırdığını görmedim diyor. Benim orada devemi tutup onunla çekişmem, daha sonra yani deveyi bırakıp kaçsaydı namazdan sonra onun peşinde gezip onu aramaktan benim için daha şeydir, daha hayırlıdır. Zaten yaşı da ilerlemiş olan bir sahabe. Onun için nedir? Onun için insan bu tip bir durumda, mesela diyelim adam bir bineği var, bineğini bağlayacak bir şey bulamadı. Bineği bıraksa, binek kaçsa veya bağlasa bağı koparıp kaçabilecek şeyde bir hayvansa, adam da namaz kılacak, sonra hayvanı bulamayacak veya bineksiz kalacak vesaire ne yapabilir? Hayvanının şeyinden tutabilir, yularından ne yapabilir? Yularından tutabilir. Onun için nedir? Bu tip şeyler caizdir. Mesela buna başka örnek olarak ne verilebilir? Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsun Hazreti Ayşe diyor namaz kılarken ben onun önünde cenazenin uzandığı gibi uzanmıştım. Secdeye gittiği zaman eliyle beni ne yapardı? Eliyle beni yoklardı. Ben de ayaklarımı toplardım. Sonra kalktığı zaman tekrardan ayaklarımı uzatırdım. Öyle mi? Bu da bir hareket. Peygamberimiz eliyle Hazreti Ayşe'nin ayaklarını yokluyor ki ayaklarını toplasın, o da rahat secde edebilsin. Öyle mi? Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi caiz olan şeylerdir. Niye? Ya insanın kendine veya bir başkasına, ya namazının devamına veya namazının huşusuna zarar verecek olan şeylerde insanın namaza münafi olmayacak, zaruretin dışına çıkmayacak şekilde hareket etmesi nedir? Hareket etmesi caizdir. Tamam? İnşallah. Devam edelim. وَإِذَا عَرَدَ لِلْمُصَلِّ اَمْرٌ. Eğer namaz kılana bir iş arz olunursa
kesti izanin aleyhi, ondan izin istemek gibi. Ev sehvi imamihi, ya da imamın yanılması gibi. Ev hafe, ya da korkarsa. Ale insani insanil vuku'a fi hareketin, insanın başına gelecek bir felaket. Ev hafe ala insanin el vuku'a fi hareketin. Yani başka bir insanın helaka düşmesinden korkarsa eğer, felehu tenbihu ala zalike, bunu tenbih etmek, uyarmak onun için nedir? Caizdir. Bi en yusabbihar raculu, adamın subhanallah demesi gibi. Ve tesfiqal mer'atu ve tusaffiqal mer'atu, ve kadının el çıkması gibi. Heh. Bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in sözünden dolayı, ize nâbekum emrun, nâbekum başımıza gelir. Hı. İza nâbekum emrun, sizin başınıza bir iş gelirse, fel yusabbihur raculi, adam subhanallah desin. Vel yusaffiq ve yavta vel yusaffih en nisa'u, kadınlar da ne yapsınlar? El çırpsınlar. İttefakun aleyh. Şimdi normalde diyelim ki mesela bir insan herhangi bir yerde başına bir şey geldi. Ne olabilir mesela bu? Bir insanı uyarma olabilir. Bu imamı da olabilir. Bu başka bir insan da olabilir. Yani imam yanlış yaptı diyelim. Mesela imam yanlış okudu diyelim. İmam yanlış bir hareket yaptı diyelim. Peygamberimiz ne diyor? فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُسَفِّقْ النِّسَاءُ. Erkekler subhanallah desinler karşıdakinin anlaması için. Kadınlar ise ne yapsınlar? Kadınlar ise ellerini bu şekilde birbirine vursunlar ki ya imamlarını veyahut da başka birini tembih etmek için. Tamam. Bu ne, hangi halükarda geçerli? Niye peki kadın elini şey yapıyor, çırpıyor da niye erkek subhanallah diyor? Sesi, değil mi? Ne diyoruz? Kadında her zaman asıl olan kadının setredilmesidir. Sesi de dahil olmak üzere, çünkü el mer'atu avratun diyor Peygamberimiz. Kadın avrettir. Yani buradaki bu el mer'atu avratun dediğimizde kadının her yeri avrettir. Öyle değil mi? Ta saçının telinden ayağındaki tırnaklarının ucuna kadar kadın avrettir. Ve asıl olan nedir demiştik? Hicap meselesini, avret meselesini anlatırken şeriatın, mesela biz şunu daha önce demiştik. Bir konuda bu çok önemli bir meseledir. Yani bir konuyu fıkıhta tahlil ederken o konuda asıl olan genişlik midir, darlık mıdır? Bunun bilinmesi nedir? Bunun bilinmesi özellikle hakkında nas bulunmayan hükümlerde hüküm verilirken doğru hüküm vermeye götürür bizi. Öyle mi? Biz ne demiştik? Fıkıhta bazı bablar vardır ki onlarda asıl olan ibahedir. Asıl olan genişliktir. Öyle mi? Bazı bablar da vardır ki asıl olan nedir? Asıl olan darlıktır. Asıl olan hürmettir demiştik, değil mi? Bunun faydası ne? Bunun faydası ya o konuya müteallik olan bir meselede, ister muasır, ister sonradan çıkan bir meselede, özel bir nas bulunmadığı zaman genel kaidelere gidip başvurulurken veyahut da konu hakkında zıt naslar bulunduğu zaman, zahiri çelişik olan naslar bulunduğu zaman, biz de tercih yapacağımız zaman, he, bu bapta asıl olan darlıksa o zaman yasaklayıcı delilleri ne yaparız? Mübah kılan delillere tercih ederiz. Öyle mi? Eğer şeyse, ibahe ise, asıl olan o bapta genişlikse, mübah kılan delilleri, yasaklayıcı olan delillere ne yaparız? Yasaklayıcı olan delillere bu defa tercih ederiz. Bu da bunun gibi bir şey. Yani kadında asıl olan budur dediğimizde bunun bize faydası ne olur? İki faydası olur. Bir, kadına müteallik olan bir meselede, kadının örtüsü açığa çıkması vesaire, yeni güncel ve muasır bir mesele çıkarsa ve bu konunun özel bir delili yoksa nereye gideceğiz? Umumi delillere gideceğiz. Öyle mi? Neyi hemen gözümüzün önüne getireceğiz? Kadında asıl olan nedir? Setirdir. Kadında asıl olan kapatılmasıdır. Asıl olan evinde oturtulmasıdır mesela diye. Bunu getirip hükmü buna göre belirleyeceğiz. Veya bir konuda iki delil var kadınla alakalı. Biri kadına bir şeyi mübah kılıyor, öbürü kadına ne yapıyor? Yasaklıyor. Biz ne diyeceğiz? Yasaklayıcı delil mübah kılan delilin nedir? Önündedir. Neden? Çünkü bu konuda asıl olan kadınların hem kendileri için hem başkaları için fitnenin korunmasından ötürü setredilmesidir. Anlaşıldı? Yani bir meselede asıl olan budurun önemi burası. Tamam? Hani kadınlarda mesela asıl olan setirdir dediğimizde önemi burası. Şimdi bu başkalarını mesela uyarırken namazda işte kadınlar ellerini çırpacaklar. Erkekler de subhanallah diyecekler.
Ha bunun dışında başka durumlar da olabilir. Mesela ne gibi bir durum söz konusu olabilir? Örneğin İmam Müslim'de Cabir diyor ki Peygamberimiz beni mustalika, beni bir iş için gönderdi diyor. Ben bir iş için beni mustalika gittim. Daha sonra Peygamberimize geldim ki Peygamberimiz namaz kılıyor. Ben diyor Peygamber aleyhissalatu vesselama başımdan geçenleri anlattım namazda. O da bana eliyle işaret edip başıyla da ima etti. Tamam? Yani diyelim ki önemli bir durum var. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu önemli bir işe göndermiş. Acil cevap alınması gerekiyor veya acil bildirilmesi gerekiyor. Ama geldi. Bugün aynısı gene geçerli. Mesela bir emir kendi memurunu, bir komutan kendi askerini çok önemli ve acil olan bir işe gönderdi. Örneğin. Geri döndü baktı ki emiri şey yapıyor. Komutanı namaz kılıyor mesela. İşinde aciliyeti var. Hemen söylenmesi lazım mesela. Hayat memat meselesi. Ona hemen anlatır orada mevzuyu. Onda namazını bozmasına gerek yok. Ya eliyle bekle der. Ya kafasıyla tamam der. Veyahut da çok çok daha acil bir durumsa namazı bırakıp şey yapabilir. Başkalarının hayatı söz konusuysa konuyu çözüme ne yapabilir? Konuyu çözüme kavuşturabilir. Bunu da buradan ne yapıyoruz? Bunu da buradan anlıyoruz. Hakeza Esma diyor ki ben güneş tutulduğunda Ayşe'ye geldim. Ayşe Esma'nın neyi? Ablası. Değil mi? İkisi de Hazreti Ebubekir'in kızı. Ablama geldim. Güneş tutulmuştu. Baktım diyor hem insanlar namaz kılıyor hem de Ayşe namaz kılıyor. Dedim ki مَا لِلنَّاسِ yani ne oluyor bu insanlara dedim فَاَشَارَتْ بِيَدِهِ اِلَى السَّمَا yani eliyle nereye işaret etti? Eliyle gökyüzüne işaret etti. Bak yani güneş tutulmasından ötürü insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar namaz kılıyorlar. Öyleyse nedir? İnsanın namaz kılarken bir başkasına bir şeyi haber vermesi için veya kendisine sorulan bir soruya cevap vermek adına eliyle işaret etmesi, kafasıyla ima etmesi, gözüyle bir şey yapması vesaire bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi caizdir. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam ve sahabesi bunları yapmışlardır. Evet. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ